Evet, evet. Selamlar, hayırlı akşamlar Moda TV izleyenleri. Sizde, sizlerle başlayacağımız olan bu programın, kültür ve sanat programının ünyede nasıl yapabiliriz Zaten ilerleyerek bir program yapmak istiyoruz. Konuğumuz, Moda TV program yapımcısı Sayın Ahmet Bülükbaşı'da. da Hoş geldin demek istiyorum. Hoş, hoş. geldiniz Ahmet Bey. Ee, Teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin. <laughs> evet ben de hoş geldim. Sürçülisan e, edersek affola. E, bu programdaki e, çizeceğimiz çerçeve doğrultusunda yani e, aktüelin biraz daha dışında e, bir program yapacağız. İşte Futbolun ve siyasetin e, olmadığı bir program olacak programlarımız. Ve e, konuklarımızın da aşağı yukarı profillerini burada e, satırbaşı yaptığım başlıklardan aşağı yukarı çıkartabileceğinizi e, umut ediyorum. E, öncelikle e, kültür sanat yapma programını e, Ünge'de bir noksanlık gördüm. E, bunun üzerine böyle bir program yapmaya karar verdik yani. Kabaca çerçevesinde çizecek olursak bir e, geleneksel sanat ve sanatçıların konuk alacağımız bir program olacak. E, i̇ki ise diğer bir profil ise tarih, tarihçiler yerel ve genel Türk tarihini e, anlatan e, konuklarımız, değerli hocalarımız olacak. E, i̇lginizi çekeceğini umuyorum. E, yerel tarihin dışında da genel Türk tarihini e, anlatmanın ve altını çizmenin çok önemli buluyorum ben ve kıymetli buluyorum. E, diğer ise, üçüncü başlığım ise mimarlar, restorasyon uzmanları, e, dört, sanat tarihçileri, e, beş, peysajcılar. Çünkü peysajcılar çok önemli kentimizin e, yaşam alanları ve görsel olarak bizlere sundukları, yaptıkları projeler dahilinde. E, projeler altı ise e, vizyonu ile değer katan insanlarımızı hocalarımızı e, programımıza davet edeceğiz bu konudaki görüş ve fikirlerini alacağız kendi e, alanlarıyla alakalı e, çünkü benim de çok merak ettiğim bu e, frekanslar ve e, taşların e, enerjileri vesaire bu konular da işlenecek ee, diğer bir konu ise e, ünyemizde e, gerçekten çok e, güzel el sanatları yapan insanlarımız var. Onlardan da konuk alacağız. Özellikle halk eğitim bünyesinde çalışan ve e, emek veren sanat üreten hocalarımız var. E, çok kıymetli buluyorum yaptıklarını. Onların hem yaptıkları işleri tanımak hem de kendilerini tanımak açısından e, konuk alacağız. Özellikle halk eğitiminden. Sekiz ise e, bu konularımızı işlerken e, vesaire mesela işte e, dilimize, Türkçemize giren sözleri ya da felsefi sözlerden de e, alınacak dersleri. Mesela ufak küçük e, cümlelerinde etimolojisini araştırarak ya da 3-5 dakika irdeleyerek ne demek istediklerini anlamak e, gibi... Böyle şeyler de olacak. Ve dokuz, e, kent mimarisiyle alakalı işte e, bu e, mimari yapılarımız, e, kültürel miraslarımız e, ve bugünkü mimari e, ile alakalı bu konuda e, nereyi gösterebiliriz? E, mesela işte Avrupa'daki bir kentten örnek alabiliriz. Hem ticareti çok iyi yapıyorlar ama kentlerine de bir zarar getirmiyorlar gibisinden bu konuları da işleyeceğimiz demem gibi işte mimarların da olacağı davet edeceğimiz bir program olacak aslında yani bu kaba taslak diyecek olursak yani bu aks üzerinden ilerleyeceğiz. Umarım bir şeyler katacağız ünyemize ve bizi dinleyenlere. Evet Ahmet Bey, tekrardan hoş geldiniz. Tekrar <laughs> Sizin sormak Aslında istediğiniz evet. Yani şimdi şöyle, az önce saydığın bütün konu başlıkları. Evet. E, Ünyede eksik, eksik hatta sadece Ünye değil ordu da eksik olan konular ve bunlar böyle reyting getiren, işte rant getiren, para kazandıran işler olmadığı için evet. hep göz ardı edilmiştir bunlar. Evet. Yani Farkındayım. ama sanat. Şimdi şehir şehir geziyoruz. Siz de gidiyorsunuz, biz de gidiyoruz. Evet. Şimdi mesela e, niye bizim sanatla, şöyle sorayım. Az önce örnek verdi ya Londra, işte e, Paris gibi şeylerden bahsediyoruz. Evet. Hatta bir o, tane görselimiz vardı. Hamburg'u özellikle geçenlerde de e, sosyal medyamda paylaşmıştım. Örnek olarak da verebilirsiniz Alev Hanım. Şimdi orada olan şeyler burada niye olmuyor konusu? Evet. Şimdi e, biliyorsun eleştirisel. Yani ben evet. her şeyi sorgulama taraftarıyım. Özür Çünkü dilerim. Bu... Bakın. Burası Hamburg. Dünyanın sayılı limanlarından, en büyük limanlarından bir tanesidir. Bu fotoğraftaki. Tabi tabii tabii. Burası şeydir. Bakın e, sıfır olan yerde burası okyanusa sıfırdır biliyorsunuz. E, görebiliyor musunuz? Bak üç sıra ağaç vardır. Bir tane yapı yoktur. Sıfır olan yerlerde. Çünkü niye? E, burası parklarla doludur. Mimarisi çünkü hepsi onların 1600 1700 ya da 1800'lerden kalma işte Barak rokoko dediğimiz tarzdaki evlere benzerler. Kendilerine e, ait bir mimarileri vardır, çizgileri vardır. Şuraya getiriyorum. Hepsi eski mi? Değil. Yeni yapılanlar da bunlara benzetilerek yapılıyor. Ama şimdi oraya giderse iş çok derine gider. Şöyle derine bu gider. Bu sonraki bunlar. şeylerimiz. olan şeyler bunlar. O yüzden bu konuya girmeyelim. Yok bu, bugün girmiyor, bugün yani. girmiyoruz Bu sonraki bunları yani e, peyzajcılarla mimar konuklarımızla beraber gireceğimiz işleyebileceğimiz tamam. konulardır. Yani, evet. Örnek verdik bunları. Bizim önemli olan burada Ünye'de e, biz kendi aralarımız hep istişare ediyoruz. Yani Ünye'de sanat sanat yapanlar, evet. zanatla sanat arasındaki farkı. Evet. Mesela ben Açıklığı yeni de. öğrendiğim gibi. Açıklayabilirim bir kez ha, daha. O zaman şöyle yapalım. Buyurun. Sanat ve zarat arasındaki zarat nedir? Sanat nedir? Yani ikisinin arasındaki fark nedir? Şimdi e, iki tane açıklamam olacak bu konuda. Şimdi üstad şöyle açıklamış bu konuyu. E, diyor ki eliyle iş yapan diyor e, ustadır diyor. Eliyle iş yapan ustadır diyor. E, eliyle ve eliyle ve ...aklıyla ve kalbiyle iş yapan diyor... ...zanatkardır diyor. Ama diyor... ...eli... ...eli, kalbi, beyni ve ruhuyla... ...şeyler yapar çünkü kendinden katıyor. Bu diyor sanatçıdır diyor. Şimdi... ...çünkü e, sanat olabilmesi için... ...kendinden bir şeylerin katması lazım. Yani... E, ...bir örnekle daha bu işini ta tamamlayabilir. Şöyle diyor... E, Resim yapana ressam deriz diyor. Tamam. Heykel yapana heykel tıraş dersin diyor. Ama kendine özgür bir şey yapana sanatçı denilir. Bunu ben demiyorum. Bunu üstadlar böyle e, betimlemiş ve tamamlamış. E, yani e, kendi ruhunuzdan e, sıra dışı kendinize özgü bir şeyler yapmak sanatçı kimliği kazandırıyor. Şimdi o zaman bu durumda Ünye'ye dönersek. Ünye'de bu ee, ve para için sanat, yapılmaz sanat. Sanat ve sanat zanaatkarlar. ve sanatçılar yani. Evet. Kimleri sayabiliyoruz? Çok var mı? Mesela nedir? Ee, ruhunu ruhlu da yapan olan insanlar illaki vardır. Bunları da biz zaman içinde şey yapacağız. Hemen ya, ya ya şimdi geleneksel sanatlar başka bir şey. Mesela e, ruh. sanatla neyi katıyoruz mesela? Siz de bir o zaman sanatçı oluyorsunuz çünkü geri dönüşümden elde edilen e, adını unuttum tablo. <laughs> e, ona bir ismi vardı veriliyordu ama bu durumda ressamdan sizin farkınız da. Şimdi Farkın, ressam da evet. geri dönüşüm olmayabilir ama sonuçta ressam da ruhunu Tabii. katarak bir Şimdi şey ortaya Şimdi orada da iki tane iki tane kavram var. Ee, soyut ve somut olarak ayrılıyor. Şimdi soyut yapanlara evet bunlara. E, ki Sanat ikiye mi ayrılıyor şu an. Yok şimdi nasıl diyelim yani bu başlığın kendi içinde de ayrımları vardı. Yani e, soyut ve somut. Somut olan somut olan var olan bir şey yapar. Mesela ben somut çalışırım. E, soyut çalıştığım da var. Soyut nedir? E, aklımdan bir şey gelir, onu çizerim ve onu atıklardan yaparım. Var olmayan benim hayalimde olan bir şey soyut olur. Mesela işte Picasso'nun eserleri nedir? E, soyuttur, somut değildir. Kübizm onun tarzı da kübizmdir. İşte kareler, yuvarlaklar çizer, geometri çizer, onlara yüz gözle yapar. Bunun gibi e, ya da işte e, Salvador Dali gibi dediğimiz e, e, soyut çalışırlar. İşte o eriye, işte zamanın eridiğini vurgulamak için yani hayallerini resimlere döküyor. Evet, ressam ama e, soyut çalışıyor. Onu özel yapan odur. Bakarak aynısını çizdikten sonra bir manzara tamam çok değerlidir çok kıymetlidir çok emek ister vesaire ama e, sanat camiasında e, şey daha özeldir soyut çalışanlar ama bir de şöyle şimdi tamam sanat sanat farklı bir şey ama bir de bu hayat gerçekleri var evet şimdi bu hayat mesela yaptığınız tabloyu değer biçerken mesela bir emek verdin, uğraştın çünkü uğraştığını biz biliyoruz ama evet. çoğu insan bilmeyebilir. Evet. Ona değer biçerken nedir? Kısası ne, nedir? Yani neye göre değer biçersin? Şimdi benim konum biraz daha farklı. Yani ben çok kendi e, burada yazdığım şeylerden içinde kendimi hiçbir zaman Veya katmadım. Veya miyim? Şöyle de? yapalım. Cevap vereyim gene ben sizin bu şeyinize Ahmet Bey kardeşim. E, benim ölçü alacağım hiçbir şey yok. Tamam ee, ne yaptım ben? Kendi sanatımla alakalı konuşmak gerekirse. E, dedim hani şu, şu, fiyatı dediğin zaman direkt adama e, ya çöpten yapmışsın diyor adam. Peki dedi, diyorum ki o zaman ne yapabilirim? Yani bunun değerini yani nasıl anlatayım? Çünkü öyle bir e, sanattan anlayan bir çok geniş bir yepazemiz de yok. Yani. Çünkü haklı olarak yok. Neden? Çünkü geçim kaygısı var. Bu konuya ayrı bir şey de girelim. Geçim kaygısı olan toplumlarda sanat ve zanat olamaz. Bunu bir kenara kayazın. Kaya Ruhsal bir şeydir, ihtiyaçtır bu, bu. Bu farklı bir şey. Bu çok derin bir konu. Girit deyince çıkamayız. ama şöyle özetleyecek olursak ne dedim? <laughs> bir tabloyu kaç saatte yapıyorum? Şu saatte. Bir de bunun tasarım düş süreci dediğimiz. Tablonun bir örneği varsa ekran alabilir miyiz? Yani neden bahsettiğimizi e, bilirlerse arkadaşlar daha güzel olur. Evet ama e, orada da ya, fotoğraf gibi çıkıyor. Yani çok boyutu belli olmaz. Onu birebir görünce anlayabiliyorsun. Sergi işte e, sergi açtık ya Evet. kilisenin orada. Evet. Bir de sormak istediğim şu. E, sergi yapıldı. Sonra e, farklı bir arkadaşımızla e, eski konak sinemasının orada sergi salonu açtı. O evet. da resim sergisi yapıldı. Evet. Bu tür e, resim veya sanatın bizim memleketimizi yani ünye kattığı değerler nelerdir? Yani Olması ve olmaması bize ne kazandırır, ne kaybettirir? Güzel bir soru. Ee, şöyle söyleyeyim Ahmet Bey kardeşim. Bakın ee, bir örnek vereyim ben size. Şehrin kente kattıklarından. Ünye'de ben hiçbir haberini görmedim. Evet, burada ekranda gördüğümüz evet. gibi bu resim aslında üç boyutlu taştan. Tabii tabii geri tabii. 10 kilo ağırlığı bu, var. Resim değil bu. Tabii Onu tabii tabii. Verelim. Üç re, yani resim değildir bu. Bütün o kapını. E, orijinalinde nasıl dökülmüşse kalıplara çekerek dökülmüşse kapıyı e, kalıplara çekip bakır kalıplara çekip dökmüşümdür. Yani bu aslında Bizans sanatıdır. <laughs> ki bana bir sanat tarihi uzmanı e, ki adını da vereyim, Nevra Hanım dedi. Yani sizin yaptığınız dedi e, Roma e, pardon Bizans döneminde dedi kalıplara çekerler dedi. Bu şekilde dedi. Onlar o sanatı yaparlardı. Siz bunu nereden öğrendiniz dedim. Ben bunları hiçbir yerden öğrenmedim dedim. Bunları ben kendim ee, yıllarca tasarlayarak bir taş duvar gö görüntüsünün efektini ya da o sütun başlığını ya da şeyi nasıl verebilirim diye kendi kendime deneme yanılma yollarıyla yani 25 senede olgunlaşan bir sanat aslında yaptığımız şey. Ee, şey meselesini atlamayalım. Kendimden çok orayı ben çok konuşmayı daha çok tercih ederim. Ee, sanatın kentine kattığı değerden bahsedecek olursak. Bugün... <laughs> Haberi eminim belki gözünüzden kaçmıştır bilmiyorum ama e, sevgili seyircilerime de buradan e, bilmeyenlere de duyurmak istiyorum. E, Eskişehir e, dünyada yaşanılabilir e, kentler arasında finale kaldı. Finale kaldı. Ama kim biliyor? New York'u ve Londra'yı geçerek finale kaldı. Kim biliyor? Ama. Ya da e, neden? Neden bu seviyeye ya yani da nasıl gelmiş öyle söyleyeyim. Sanatın sayesinde gelmiş. Sanatın sayesinde gelmiş. Küçüm yani küçümsene sanat aslında yani biz küçümsüyoruz yani bizim gibi toplumlar küçümsüyor. Gelişmiş ülkelerde sanat çok değerli. Ama değerlidir. herkes sanattan anlamıyor. Şimdi programın başında bir şey yaptık. O konuya da gelecek olursak tamam, onu Namık da ben söyleyeyim. Kılıç, Namık Kılıç Bey'in yorumuna istinaden yapacağız. Evet. Ben bir sanatçı değilim sanatçı diye lanse edilmedim zaten. Evet. Sadece İlker Bey e, bir sanatçıdır ve bundan sonra sanat kültür adına burada program yapacak. Evet. E, bununla ilgili e, program içeriğini anlatmak için buradayım. Kesin. Evet. Yani, evet. Ama evet, evet. burada e, çok ukalaca yazılan şeyi eğer bilmiyorsan yazma bari. En azından dinlemiyorsan niye e, izliyorsun? Hiç gerek Anlatmak yok. istediğimiz farklı. Hiç sevmediğim konular. Önce bir dinle. Ondan sonra karar ver. Beğenmezsen eleştir. Eleştiri açığız ama yani ne demek istemiş bu çok ayıp veya. Şu, şunu diyorum. söyleyebilir miyim sayın seyirciler? sayın seyirciler e, Ahmet Bey'i ben şey yaptım dedi ki yani ben dedi sanatçı değilim ben niye ben dedim ki yapacağımız program çünkü yapımcı olduğu için dedim ki ben burada dedim zaten dedim sanatla alakalı konuşmayacağız. Biz bu programın e, çerçevesi dahilinde e, kimleri konuk alacağımı e, ya da e, e bu programda nelerin işleneceğini e bunları sorabilirsiniz. Ben de bunların altını biraz bu satır başlarının altını doldurmaya çalışıyorum için gerçekçisi. Yani Ama burada yani bir sanat anlatılmıyor şimdi, evet şu anki. Özür dilerim. Ama Teşekkür bir de şöyle bir şey var. Sanat deyince kimler ne anlıyor? Bak bazı insanlar ne konuşumuzu anlamıyor ki sanattan anlasın. Şimdi böyle bir toplumda siz e, hani bir Atasözü var. Ağzından kuş tutsan yaranamazsın <laughs> diye. Yani evet. şimdi biz böyle bir şey yapsak da yaranamayacağız ki adamın sanata bakışı başka. Şimdi şöyle söyleyeyim o zaman. Yani e bu durumda sorumu şöyle düzeltiyorum. Evet. Ee, biz dedik ya sanat ve sanatçı yaptığı eserlerle ünye hadi ünyeye geçtik. Yani çıkamıyoruz ama geçtik farz edelim. Ordu veya ordumuza sizin gibi sanat yapan insanlar sanatını yapmış olsa veya bununla ilgili ne bileyim bir atölyesi olsa üniversite destekli olsa projeli olsa bu memlekete katacağı değerleri ben anlayamadım. Yani dışarıda bana ne katar? Yani Ünye'ye ne katar? Ünün... Yani Ünye'nin etiketi ne olur bu durumda? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şuradan gelerek konuşayım o zaman. Ee, şimdi anlamıyor kısmından başlayacak olursak buraya da şey yapalım. Şimdi dedik ya. E, şimdi Avrupa neden bu şeylere meraklı? Çünkü e, gelecek kaygısı olmuyor bir. Çünkü çalıştığının karşılığını alabiliyor. Rahatlıkla ben hasta olsam bana e, devletim ya da sistem bana bakar, çocuğumu büyütür vesaire vesaire. E, Haricinde çalıştığı paradan da arta kalıyor ve bunu sinema, tiyatro, sanata gibi böyle şeylere yani e, ihtiyacını giderebiliyor. Yani ruhunu doyurabiliyor. Bunu bu şekilde. Çünkü bizim e, insanımızın e, gelecek kaygısı var. Bu bir realitedir yani. Yani e, kesinlikle bir realitedir. Bundan e, ne kadar e, yani bu sanata e, vakit ayırabilmesi için, zaman ayırabilmesi için zaten 12. Bayağı bir çalışıyor. Yorgun düşüyor vesaire. E, biraz da tabii ki e, genel evet. kültürle ve eğitimle alakalı bir durum evet, deyip deyip e, virgül koyuyorum. Bu konuda çok e, konuşulur. Eğitim dersek o zaman evet. e, şöyle. Sanat bildiğim kadarıyla halk eğitim merkezinde de e, bu yaptığınız eserle ilgili bir ders verildi. Bir dönem. Evet. Öğrenciler toparlandı. Evet. Ve e, şöyle söyleyeyim. Bizim kendi istişaremiz şu. Yani böyle bir sanat var ve dünyada örneği yok bu sanatın. Ama bunun devamlı olmayacak. Yani evet. mesela öğrenci yetiştirmek istiyorum. Veya ilgilenen varsa bu konuyla ilgili eğitim bildiğimi birikimimi aktarmak istiyorum dediniz. Ve bununla ilgili çalışma yaptınız. Ve halk eğitim dahi bunun bir türlü istediğiniz şekilde aktaramadınız ve ücretsiz de. Yani para karşılığı da değil. Evet. Halk eğitimde yani yapılan çalışmalar, ürünler, eserler e, veya verilen eğitimler orada sizce ünye için veya orada için yeterli mi? Veya Hayır, halk eğitimimiz bize yetebiliyor mu? E, yetmiyor. Şöyle söyleyeyim. Aslında e, çok iyi niyetli e, sayın Ünye Milleti Müdürümüz Özgür Müdürüm Özgür Soy ismini unuttum ama Özgür Bey diyelim Özgür Bey diyelim Özgür, Özgür Müdürüm Gerçekten iyiyiz ve samimiyetle dedik, İlker Bey dediler bundan 2-3 sene var Ne istiyorsunuz dediler Ben çünkü kafamdakini söyledim Dedim işte biz dedim Şöyle bir proje yaparsak dedim, e, bunu dedim bize dedim, e, eksisi yok, fazlası var dedim. E, hani katacağı değer, ünyeye katacağı değer, Erasmus'la desteklenip, yurt dışındaki çocukların da burada yetişmesi, geri dönüşümde sanatım vesaire bu projeyle hayata geçirebilir. Sana ne lazım? Bana dedim, bir tane dedim, atölye lazım dedim. Tamam dediler, biz sana, sana dediler, e, falanca okuldaki bir, bir kapalı bir spor salonu varmış herhalde, oradan bir yer verelim dediler. Dedim ki ben dedim buraya dedim. Geçlik Mart... merkezinden mi bahsediyorsun? Yok hayır hayır hayır. Bilmem ne bir fen lisesiyle. Tamam. Şeye doğru. Ondan sonra gittim gördüm yeri de gördüm aslında. Ee, dedi ki ne dedim ki burada dedim bizim çalışabilmemiz için insanları yetiştirebilmemiz için. Çünkü e, alüminyum kutu alacaksın metal alacaksın bunları işleyeceksin. Tamam geri dönüşüm ama benim işleyeceğim de malzeme lazım. İşte keskisiydi bıçağıydı e, kaynak makinesiydi öyle mi? Evet. Tabii e, ki. E, bunların e, mesela işte e, Öğrencilerle ya da öğreteceğim kesim kimse, öğretmenlerle gidip e, mıntıka yapabileceğimiz ki bu da basına da yansıyacaktı. Evet, proje evet. dahilinde. E, neleri atabiliriz? Hem mıntıka yapacaklar. Mıntıka ki, dediğimiz sağdan geri dönüşü tabi tabi, tabi 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 hem toplayacağız. E, işe yararları kendimize alacağız. Marketimize koyacağız. Oradaki atölyemize koyacağız. Çünkü kışın yağmurun altında malzeme bulamayız. Yani. Ama biz buraya market gibi yapacağız. Koyacağız plastiği aynı, ayrı yani 30 farklı, 35 çeşit malzememizi depo edeceğiz. Hem de mıntıka temizliği yapmış olacağız. Mülki amirlerle beraber bu çok güzel yansıyacaktı. Hem bir farkındalık oluşturmuş olacaktık ki hala aynı çizgide devam ediyorum, değişmiyor. Ee, çok güzel şeydi. Dedi ki, e, bunları dedi e, işte dedi, bir mülki amir yani ünveyi yönetenlerden şey söylemeyeyim. Dedi bunları dedi orası karşılayacak dedi. <laughs> Programdan sonra size söylerim. Ee, söz dedi, biz dedi böyle böyle yapacağız dedi. Yeri onlar verdi, alet ve edevatı da onlar alacaktı, Atölyeyi kuracaktı ve biz başlayacaktık. Ee, Uğur Tokyoz, ee, hocamdan özür diliyorum. Heyecanımı versin ee, ismini hatırlayamadığım için müdürümle ee, öğretmenleri yetiştirip ben öğrencilerden hedef almıştım aslında ortaokul ve lise. Hocamız dedi ki hani öğretmenler olsun hani. E, daha çabuk yazın. Onlar da ders verebilsin. En azından sizden bir iki ders. Mesela beş seneden beri anlatıyorum. Bu konuştuğumuzda iki sene, üç sene evet. oluyor. Üç evet. senede kaç tane ö, hoca yetiştirmiş olurduk ve yayılmaya başlardık. Ama hala beş seneden beri ben tekim. Ve başlangıç noktasını ünye olurdu. Dünya çapında. Tabii. ilk yani. aklımdaki de ki bu Karadeniz e, Karadeniz e, dokanı da Trabzon'dan gelenler bize e, proje nasıl yapılır sunu vesaire gibisinden e, kurs verenler de vardı ki oradan sertifikalarımız hala gelmedi bekliyoruz. E, ...bayağı anladı dedi ki, yani dünyada dedi. E, bunu dokundaki müdürler böyle şeyler söylüyor. Dedi ki bir dünyada dedi yapılmayan proje kalmadı... Herkes dedi birbirim dedi e, kop, e, projesini alır dedi 2-3 satırını değiştirir. Aynen böyle Ahmet Bey e, değiştirir dedi. Tanımıyorum. Yani ikinci üçüncü derste bu cümleyi kurdu. Tanımıyorum ama dedi. E, Alırlar ve dedi projelerine uygularlar. Farklı bir şey görünüyormuş gibi yaparlar. Ama aslında her şey birbirinin tekrarıdır dedi. Artık konu artık kültürel mirastır. Şudur budur neyse artık. Ya da insan haklarıdır şudur bu. Birkaç kelime değişikliğiyle hazır bir metni evet, alırlar. Ya birbirinin kopyası. Kopyası dedi. Yapılmayan kalmamıştır. Ama dedi İlker Bey'inki bir örneği yok dedi. Bunu ben demiyorum. Tanımadığım bir adam diyor Trabzon'dan gelmiş. İşte yurt dışından görün. Ama bir de şö şöyle bir soru var. Evet. Şimdi... eee Türkiye dışında, yurt dışında insanlar sizin yaptığınız sanatın dünyada örneği olmadığını görebiliyor. Duyanlar bir araştırıyor, merak ediyorlar. Şöyle bir örnek vereyim o zaman. Güzel bir haber vereyim. Ee, belki burada hayallerimizi gerçekleştiremedik ama e, kimi duymazdan, kimi görmezden geliyor. E, onlara da ileriki programla gireceğim. E, şunu demek istiyorum. Birileri duymuş. E, Alman ve Türk... Ee, vakıf gibi diyeceğim büyük geniş e, kitlelere temas edebilen yani Avrupa Birliği'nin e, e, proje binasının genel müdür yardımcısı diyebileceğim kadar insanların kulağına gitti bu. Benim projem. Yaptıklarım. Diğeri ise e, gene e, dedi ki biz dedi İlker Bey sizi buraya aldırsak eee bir engel var mı? Bize bunu öğretir misin? Almanya'daki duymuş. Dışından bak. Tabii bu tabii ben oraya bir şey anlatmadık ama bir şekilde e, sağ olsun e, ileride de konuk alacağım. E, Şimdi kıymetli zaten... bir abim sen söyle. Diyor ki biz diyor bunu diyor. Şimdi diyor Yeşiller Partisi diyor iktidar ortağı diyor. Bun onlar bayılır diyor bu, bu şeye diyor. Harika bir şeydi. onlar ki Almanlar da bakmışlar. Çok beğenmişler. Baya bize kısa bir bu şeyi tamam tanımlayacak. Bir şey yazar mısınız dedi. Proje taslağı dedi. Yazdım ve gönderdim. Bayıldı. Şu an işte Almancasına falan çevrilecek. E, parlamentoda sunum yapılacak bu. Ve üniversitede. Aynı zamanda da Almanya Üniversitesi'nde de yapılacak. Bakın oraya karşı ben beş sene falan bir iki, bir iki konuşmama şahit oluyor. ve o, Bu nedir neysin, nesidir diye. Yola çıkılıyor. iş buraya var oluyor. Daha yani bu siz başka baş e, konuştuğum yerler de var onu da önümüzdeki dönemlerde göreceksiniz ama e, biz hani Ünye'nin buranın olsun derken e, bu iş buraya kalmayacak e, onu kadarını söylemiyorum buraya mal olmayacak gibi duruyor. Ama çünkü işte ben be seneden beri konuşuyorum. E, i̇zleyicilerimiz soruyor burada hatta yine sormuşlar kim sanatçı sanatçı mı bulamamışsınız diye arkadaş. Hayır, hayır o işle değil. alakası tamam, yok. Tamam ona girmiyoruz. Zaten yok girmiyoruz ona geriye İşte Burada Ünye'de, Ordu'da ve civarımızda sanat adına bir program yok dedik. Ve biz evet. bunu yapalım diye buradayız. Tekrar evet. ediyorum. Yani farklı ben e, farklı şeylerde e, söyleyerek programı dağıtmak istemiyorum. Yok hayır. Mesela. E, bu sadece sanatlara... bir tanıtım programı arkadaşlar. Evet. Bu ha, ben, bu programın içeriği ve yapımcı evet. olarak, evet. yapımcı olarak aslında sizin. Ee, sizin bana soracağınız soruları aslında Ahmet Bey diyor ki yapımcı olarak ya bu programda ne var bu başlığı okuyorsun ama bunun içeriğinden biraz sorular sorarak bir ne dinlesinler budur mı? yani. İlker Bey hani yarıda giriyorlar ya evet. önceki anonslarımızda Ha olabilir olabilir olabilir. Ya tekrar evet. yoksa çok takıldığımdan değil evet, hatta evet, demiş izleyicisi yok diyor. Zaten sanata ne zaman ilgisi oldu ki izleyicisi olsun. <laughs> yani, yani Biz ona takılmıyoruz. Mesut e, şimdi soracağım soruyu da karıştırıyorum aslında. Önemli şimdi şş. ben bir takım sorular almışım. Evet. Bunlardan biri. Evet. E, Ünye'de su kabağından tut. Evet. E, resminden tut. Hatta metalden Evet eserler yapılan yapılıyor. Evet. Ve bunlar bir türlü e, şeye çıkamıyor. Yani e, iki kare fotoğrafın dışına çıkamıyoruz. Ünye'nin dışına aşamıyor. Hadi Ünye'ye çıktık diyelim. Ee, orduyu bir türlü biz ordudan, ordunun sınırlarını geçemiyoruz. Şöyle geçemiyoruz. Sanat adına çok basit bir örnek vereceğim. Evet. Ee, İstanbul'da yapılan bir ün yeniler şeyi oldu. Ee, İstanbul'da e, dilim ucunda söyleyemeyeceğim. Ünyeliler derneği, da, etkinliği. Evet. Etkinliğinde. Mesela siz neden yoktunuz? Niye biz e, sanat olarak ünyenin dışına, e, ordunun dışına çıkamıyoruz? Buna engel nedir? Yani biri Diyelim ki farz ediyorum ki ben farklı bir sanatla uğraşıyorum. Herkesin bilmediği. Ee, niye bu değer verilmiyor, sahip çıkılmıyor? Yani madem sanat bize bir şeyler katıyor, şehrimize bir şeyler katıyor. Sanatçı neden bulunduğu yeri çıkamıyor veya çıkanlar nasıl çıkıyor? Veya sizin eksiğiniz nedir bu durumda? Şimdi ben kendimi eksik görmüyorum. Bu bir. Ee, niye? Çünkü e, uluslararası 130'a yakın ülkenin katıldığı bir fuara onur sanatçısı tek olarak gidiyorsa ben kendimde eksik Ama nasıl gittiğinizi ben biliyorum. Birçok insan bilmiyor ha, işte. Benim kısmını, benim, evet. benim sormak istediğim ha. E, ha, biraz da buydu. Diğerlerin nasıl çıkamadığından bahsedecek olursak. E, şimdi e, hangi sanatta olursa olsun bir farkındalık yaratırsanız bakın çok basit. Ne yaparsanız yapın. Bir farkındalık yaratırsanız, yani aynısının yani çok daha iyisini yapabilirsiniz vesaire. Hayır, farkındalık yaratacaksınız. Ne yapıyorsanız ruhunuzdan katabiliyor musunuz? Yani İlk okul ço çocuğu gibi e, resimler çizip, ondan sonra yani şöyle söyleyeyim ya da çok daha basit. E, kesinlikle e, ben çok kıymetli buluyorum. En başından söyleyeyim. E, perşembe'de bir taka yapılıyor yani el usulü yapılıyor. Evet. Ben çok kıymetli bulurum. Çok da güzeldir kendine özgüdür çünkü kendini özgür de çok değerlidir aslında. Ama bunu yapıp da Titanic gibi kendinizi lanse ederseniz orada bir sıkıntı var. Bırakın sizin aldığınız başarılar, aldığınız davetler sizin e, başarınızı yani ölçümleme şeyi budur. Yani aldığınız davetlere ve nerelere gittiğinizde nerelerde şey yaptığınıza bağlı. Diğer bir arkadaşa gelecek olursak oraya atlayamayacağım. Şöyle söyleyeceğim. Eee biz izlenilmek için yapılmıyor zaten sanat programı arkadaşım da dediği gibi biz çok fazla izleyicisi olacağını e, beklenti öyle bir beklentimiz yani. yok yani bunu anlayan sanattan anlayan biraz içinde sanat ruhu olan insanlar izleyebilir e, biraz e, biraz genel kültür biraz görselimizi yükseltiriz e, biraz tarihimizden e, hani e, bize sunulan ya da dayatılan tarihin biraz dışına biz de e, çizginin dışında Diyelim. Yani standartların dışında Oraya bir program yap yapmak yani. istiyoruz. Arzu eden, seyreden, etmeyen, seyretmez hepsine saygı duyuyoruz. Şimdi yani, bu. E, ben de sorular çok oldu ama vaktimiz sınırlı. Öyle mi? Şimdi şöyle soru bir soru daha sormak istiyorum. Aslında önemli buluyorum. Bu. E, Ünye, Ünyeden çıkalım. Orada sizin gibi, Siyanar gibi fuarlar katılan bir sanatçı var mı? Yani veya dünya çapında davet edilmiş, katılmış, plaketler almış, ödüllendirilmiş ve Almanya gibi üniversitelerden bize bu sanatı öğretir misin diyerek davet edilen başka biri var mı bu ordu bölgesinde? Bilmiyorum. Veya Karadeniz'de diyebilirim ama ben hiç duymadım sizden teyit etmek istiyorum. Benim bildiğim kadar yok. Varsa da var olan da varsa buyursun yazsın. yanlışsak güzelsinler. Memin olur. Yani şeref diyorum. Niye? Neden? Çünkü bölgemizden insanımızdan hatta Türkiye'mizden birilerinin böyle bir şeyleri e, alması, davet alması bence çok hoş ve çok güzel olur. Güzel olur. Çünkü niye? E, benim insanım, e, bizim insanımız da e, bir şeyleri yakalayabiliyor. çağına uygun çağının bir adım ötesini görüp bir şeyler yapmışsa o insanlar zaten kabul ediyor. Ama işte bu tür insanları zaten biz burada destekleyebilmek için bu programa başladık. Bugün evet, yarım olmayacağım yani çünkü sanatçı sıfatıyla benim tamam ben zanatkar oluyorum. <laughs> ha ben sanatçı değilim. Evet. Ben zanatkarım. Ama yarın ünyede mesela konunun mesela tarihçi ünye tarihi ve çevresel tarih kültür tarihi ile ilgili aynen. Ahmet Bey gelecek. Yanlış evet, bilmiyorsam evet, evet, Söyle evet, Bey gelecek. Yani. Yani konum. çok kıymetli insanlar gelecek ki bunları önümüzde... Ya şimdi bunu düşünmeyin. Bunu 30 yıl sonra düşünün. Yani bu programı evet. 40 yıl sonra izlediğiniz düşünün. Evet. Mesela 1940'larda e, ünye fotoğrafları gördüğümüzde yani hani geriye gelmeyecek. dönüyoruz ya. Evet. Hayır, i̇şte müthiş, bu, bu müthiş. tür programlar 30 yıl 40 yıl hani ressam öldükten sonra kıymetlenirmiş <laughs> ya. O hesap. Şimdi ee, belki maalesef, ilgi evet. görmeyebilir. Ama bunu 50 yıl sonra burada yani. yazdıklarınız, gördükleriniz, görselleriniz, işte bir Ahmet Soylu gibi, İlker çorbacı gibi, Ahmet Kabeel, Ahmet... Evet, tabii tabii tabii. Yani... Çok kıymetli bunlar insanlar. Bunlar kıymetli insanlar. Bizim amacımız bu tür insanları evet. e, bir nebze olsun e, hatıra e, şeklinde, ayrıca tarihimizi öğrenerek... tarihe not düşmek hani açısından yapın. Not düşmek yapayım. açısından yani. bir program olacak. Bir kişi de izlese. O yani önemli Hiç önemli yok. Yani hiç önemli Biz değil. tarihe not düşüyoruz. Ee, öyle düşünmek lazım. Aslında e, e, neyse kimin yazdığını yazdıklarını da biliyor musun? Yok. <laughs> Önemli değil o. Bizim süremizde olduğu için çok tamam. takılmayacağız. Yok, ben sadece yok. şunun için anlatmak istedim. Hani programın yarısında e, geldiyse de beni sanatçı olarak e, lanse ettiyse kendine o yanlış. Yani ama en baştan, olarak en baştan zaten söyledim, Kaçırmış yani, olabilirler. He, olabilir, tamam. olabilir, olabilir. Yani Şimdi, orada da e, ben, almışsak, özür Mümkünse son soruyla yani en azından kafamdaki soruları aradan çıkartmaya çalışıyorum ki unutmayayım diye. Evet. E, sanat şehre yansır mı? Şöyle yansır mı? Mesela bizim Osmanlı'dan gelen mimarlarımız var ya. Evet. Şimdi biz bu örneğin e, şeyden başlayalım. Burun ucundan başlayalım. Çok güzel Osmanlı'dan kalan mimarilerimizi yanına betona diktik. Evet. şimdi Şimdi bu ederim. işte bu vizyonla alakalı, bu kültürle alakalı, bu eğitimle alakalı. Bu şöyle çok bir, farklı konu. Şöyle bir önerim var ki her zaman bunu da e, sevgili eski başkanımıza da çok saygı değer ve ki ileride de konuk almayı düşündüğüm Zekai Beş ma, e, başkanım e, ...çok e, engin ve derin bilgilere... ...sahip ve görseli falan... ...çok yüksek ve güvendiğim bir... E, ...değerli bir kardeşimiz. E, şöyle diyorum... ...ki onunla da beraber... ...ki onu da söyledi bunu... E, ...mimarlarımızın... ...görsel sanatlar... ...konusunda... ...ders mutlaka almaları lazım. Bu planları çizerken... ...şehre uygun... ...kültürel yapıya uygun mimari çizgilerin olması şarttı. Ama az önce dedin yani ya projeler kopyadan kopya oluyor diye. Acaba bizim mimar ben hiç anlamadığım konu olduğu için yanlış telaffuz edebilirim. He. Acaba mimar da yani kopyanın kopyasını mı yapıyor? Kendine özgü mimari değerleri katarak çizdiği zaman sanatçı olmuyor mu? Yani onu yapamıyor muyuz? Hayır ruhunu katmıyor ya ruh katına ya o zaman, ama binada o zaman, da o zaman şöyle dedim ya senin ruhun bu kadar çirkin mi derim? <laughs> ama çirkinlik güzellik görecelidir. Kişiye göre Hayır. değişir. Ama bir mimar Şimdi diyorum. Daha mi, dört 4 yani e, kare duvar yerine daha güzel binalar yapılsa, görselimiz güzel olsa çok onu basit diyorum. örnek veriyorum. Ünye sahilinden şöyle bir şeye doğru gidelim. Bir de eski fotoğraflara bakalım. İşte onu diyorum bakın. 1600 yani mimar Sinan'dan büyük üstad mimar Sinan'dan sonra 1600 ve 1600 ortalarına gelirken bir e, Türk e, geleneksel Türk evleri diye bir bir kalıba girdi. Evet girdi. Anladın mı? Bugün örneklerin en güzel örneklerini işte Kastamonu'da göreceğimiz ve 1950'lere Ama kadar. Amasya'da da var. Tabii. 1950'lere kadar da ki bu rahmetli Ufuk Mistepe'nin. E, arşivinden Ünye'ni görüyoruz. O Arnavut kaldırımı taşlarını evet, görüyoruz. Evet, çok güzel. Ya harika bir, şah, bir şaheser, bir inci gibi. Hakikaten de Karadeniz'in incisi Ünye. Aman ama bugün işte, gelinen nokta beton dökmek... taşlılık ve modernlik. Ama evet, ama. Monta kurban edildi maalesef. Yani ben hani diyorum işte hani siyasetin ve futbolun olmayacağı bir şey ama e, ben sadece şu açıdan bakın bu bugünün meselesi değil. Öteden beri gelen bir mesele 70'li yıllardan sonra bozulan bir e, evet. yapı, e, ünye ve çevresi korunmuş olsaydık inan ki çok daha farklı olurdu, çok daha güzel olurdu, e, çok daha kıymetli olurdu ve kıymetini korurdu. Şimdi yeşil ünye diyoruz her zaman diyorum e, sahilden geçerken adam aa ne kadar güzel falan işte o yeşilliklerle falan dönüyorsun evet. biracı vesaire e, iki, bir sokak içeriye girsin bakayım beton bir drone kaldırmayın beton ya neresi yeşil işte sanat sanat burada kıymetli yani. ama bizim dediğimiz gibi bunu çok uzun e, bilenle konuşmak daha güzel evet onu yani öncü dönemlerde, dönemlerde programlarda sık sık bu inşallah. bunlar çıkacak e, görsel sanat çünkü e, yani bir mimarın görsel sanatlar alması çok önemli e, yani yasayla sadece sabit olan yani 10 işte katlı vesaire yani bunlar kurban edilmemeli. Çünkü burada kurban edilen şehrin geleceği e, ve çocuklarımızın geleceği. Ya Bugün yani öyle ölürken kimse cebine para koyup da gömüleni gördünüz mü? Yok. Dinimiz, inanımız, kültürümüz itibariyle. Böyle bir şey yok. Yani e, bu e, biraz da bizim kendi aç insanın nefsinin e, aç gözlüğüyle alakalı daha çok daha çok e, dürtülerine dur diyemem ne diyeyim yani. Hayat ben bizi yordu diye bir şarkı vardı. Yok hayat bizi yoruyordu. Yordu diye bir şarkı vardı. Şimdi o hayat şartları bazen böyle insanlar sanattan sanattan dediğiniz gibi güzel şeylerden uzaklaştırıyor. Örneğin ben bir örnek vereyim mi? Mesela ben kafam bozulduğunda şöyle bir çıkarım. Ben illa bir yeşillik göreceğim. Evet. Yani beton beni sıkar. Hava alacağım. Ben bir bardak çayı eğer e, şeyde içemiyorsan, mesela nedir? Çakırtepe'ye çıktık. Çakırtepe e, evet. çıktım. Eğer bir çayı ben doğanın içinde iç, yani keyfimi içemedikten sonra dört duvar arasında içmenin ne anlamı var? Evet. Hatta dersen ki çok da önemli mi? Çok da önemli değil. Ama evet. e, kişiye göre değişir sanat. Şimdi şuraya geliyor. Aslında içimizde saklı olan bu kod vardır. İnsan doğaya aittir. Yani? insan doğaya aittir. Eee Mesela gene gene eski mimarimize dönecek olursak e, şöyle söyleyeyim e, nefes alan evler derler. Yani alt katta duruyorsun, arası tahtayla bölünmüş ve işte dört duvar vesaire. Bizim köydeki ama, evlerden ama bahsediyorsun. Nefes evet. alıyor nedir? Hava sirkülasyonu var. E, ya da konaklarda ya da daha biraz daha parası çoksa tavan yüksekliği dört metreyi bulabiliyor dört evet. metre vesaire. E, aynı ha, yani e, çıkardığımız karbon monoksidi tekrar almıyoruz. Çünkü sıcak yük, otomatikman yükseldiği evet. için devamlı temiz hava alıyoruz. Sağlıklı evler. Çürümüyorsun mesela. Beton bizi çürütüyor. Çünkü e, bir e, iki yetmiş değil mi? İki, i̇ki, i̇ki yetmiş. İki yetmiş. İki yetmiş. E, beton hava geçmiyor. E, ki onun verdiği işte o içindeki o demirin, oksidin vesaire bilmem neyin e, havan orada kalıyor. Bir zaman sonra kendi havanı kendin solumaya başlıyorsun. İşte Bizi kanser edenlerden bir tanesi de evlerimizdir. Kullandığımız işte yapay malzemelerdir. Yani e, ahşap görünümünü plastiklerdir. Yani e, işte bu konular çok derin konular. Derin konular. Evet. Ee... Ama bunlar işlenecek. Yani biraz da çünkü benim maksadım bu e, programda bizden sayısı çok önemli değil. Çünkü ben düşük olacak Çünkü kültür ve sanat, e, futbol ve siyaset kadar değer görmediğini bildiğim için çok önemli önemsemiyorum. Aslında hiç önemsemiyorum. Ee, bu konuları biraz daha farkındalık yaratarak biraz daha düşündürebiliyorsak çünkü Rabbim bir beyin verdi Mesela bunu kullanmakla alakalı. Ee, biraz daha düşündürebiliyorsak farklı yönden e, düşündürebiliyorsam benim asıl maksadım bu. Düşündürebilmek. Rabbim bir beyin vermiş bunu kullanabilmek. Hani der ya yani akletmez misiniz, düşünmez misiniz evet. diye. Mesele bu. Önümüzdeki e, program programı zaten geçtik biz bitiriyoruz sanırım İlker Bey. Evet bitiriyoruz e, daha konuşulacak daha o kadar çok şey var Şeyi, ki ama. Ahmet bugün... Bey'i anons edelim evet çünkü evet evet. Önümüzdeki evet. program evet e, dinlediğiniz ve seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu ilk programımızda bugün sadece bir çerçeve çizmeye çalıştık. Nelerin ve hangi konuların konuşulacağı ve kimlerin davet edileceği gibi bir şeyleri anlatmaya çalıştık. E, Moda TV Genel Yönetmeni Ahmet Bölükbaş kardeşimle beraber ee, önümüzdeki hafta ilk konuğumu alacağım. Ee, yerel tarihçi çok kıymetli bir hocam. Ahmet Soylu hocam. Ee, hem yerel ve hem de e, ben kendisine derin tarihçi diyorum. Çünkü kültür, Türk kültüründe ve de biraz daha derinlere gidip yani... E, 1071'in daha biraz daha gerilerine gidip, biraz değil epey bir gerilerine gidip e, konuşabileceğimiz farklı bir projeksiyon yapacağını eminim programla beraber. E, sizleri de beklerim. E, saygılar, sevgiler, hayırlı akşamlar dilerim. Tekrar buluşmak ümidiyle.